Sevgili izleyiciler merhaba. Ben Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden Profesör Doktor Soner Kazaz. Uzmanlık alanım süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı olup bu alanda yaklaşık 26 yıldır araştırmalar yürütmekteyim. Birazdan güllerde çelikle çoğaltma nasıl yapılır yönelik videoyu izleyeceksiniz. Güllerde odun çelikleri Kasım ile Mart ayları arasında gözler uyanmadan yani patlamadan sağlıklı bir yaşlı dallardan alınmalı ve dal ucundaki yumuşak yani sertleşmemiş kısım kesilip atılmalıdır. Çelik uzunluğu göz sayısına bağlı olarak 15 ile 30 cm arasında değişir. Göz sayısının ise 3 ile 6 adet arasında olması gerekir. Genel olarak tavsiyemiz odun çeliklerini bulunduğunuz iklim koşullarına ve bulunduğunuz bölgeye göre Ocak ile Şubat ayında almanız. Çelik aldığınız dönemde tomurcukların patlamamış olması gerekiyor. Bu bizim için önemli bir kural. Şimdi gül çeliklerini hazırlamak için öncelikle seranızdaki bir kesme gül olabilir, bahçenizdeki gül olabilir. Kuşun kalem kalınlığında, ondan daha ince, ondan daha kalın bir bu şekilde yaprak dökmüş gülü kesmeniz gerekiyor bitkiden. Daha sonra bitkiden kestikten sonra bu dalın en önemli noktamız şurası. Kesimden sonra dalın en az 6 saat, bakın burada koyduğumuz gibi en az 6 saat suda beklemesi gerekiyor. Bizim tavsiyemiz ister oda koşullarına yani 20 ya da 22 derecede, isterseniz 2-4 derecedeki soğuk hava deposunda tavsiyemiz 12 saat süreyle çeliklerimize mutlaka su çektirmemiz. Su çektirdiğimiz takdirde güllerimizin köklenmesi daha da kolaylaşacak ve süre kısalacaktır. Burada örnek olması açısından bu gülümüzün 12 saat suda beklediğini ve bu gül dalımızda nasıl odun çeliği hazırlanması gerektiğini şimdi sizlere göstereceğim. Sevgili izleyiciler, güllerde bakın şunlara göz diyoruz. Burada gözler var, bakın görüyorsunuz. Odun çeliklerinde gözlerin sürmemiş, patlamamış olması gerekiyor. Güllerde çelikler 3 gözlü, 4 gözlü, 5 gözlü ya da 6 gözlü yapılabilir. Tavsiyemiz genellikle 3 ve 4 göz üzerinden çelik hazırlanması. Öncelikle ne yapıyoruz? Alttaki gözün 1,5 ile 2 cm karşısından şu şekilde yavaş bir kesim yapayım size. Alttaki gözümüz burası. Onun 1,5 ile 2 cm altından çeliğimizi eğik bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Daha sonra 4 gözlü bir çelik hazırlayalım şimdi. 1, 2. göz, 3. göz ve burası da 4. gözümüz. Günümüzün de olduğunda oldukça dikenli olduğunu görüyorsunuz. Yine 4. göz, üst gözün de yine 1 ile 1,5 cm yukarısından eğik bir şekilde çeliğimizi kesiyoruz. Elimizde şu an 4 gözlü bir odun çeliği var. Bu işlemi yaptıktan sonra alttaki gözün hizasındaki dikenlerin mutlaka koparılması gerekiyor. Çünkü bunları toprağa soktuğumuz zaman hava boşluğu yapıyor ve köklerin kurumasına neden oluyor. Onun için dikenleri temizlememiz gerekiyor. Evet, dikenleri temizliyoruz. Yana doğru biraz daha toprağa sokacak kısımları temizledik. Şimdi gözümüzün şurada olduğunu, gözü şurada görüyorsunuz. Gözünün tam arka tarafına geçiyoruz şu şekilde. Ve budama makasımız ile gözün hizasından, arka tarafından sadece kabuk kaldırıyoruz. Şu şekilde kabuğu soyuyoruz, bakın şu. Yalnız bu işlemde görüyorsunuz sadece kabuğu kaldırıyorsunuz. Alttaki odun dokusuna kesinlikle inmemeniz gerekiyor. Çünkü bu işlemi neden yapıyoruz? Buralarda yara dokusu oluşacak. Yani kalis oluşacak ve köklenme buralardan da olacak. Gülümüzün daha erken köklenmesini sağlamış olacağız. Bu işlemi yaptıktan sonra sevgili izleyiciler sıra köklendirme hormonuna geliyor. Gülde tavsiyemiz iki hormon kullanıyoruz. Bir tanesi indol butirik asit, diğeri de naftalin asetik asit. Tavsiyemiz 2000 ppm hormonun kullanılması. Hormonu olmayanlar, hormonsuz da güller köklenebilir fakat süre daha uzuyor. Hormonu nasıl kullanıyoruz? Gözümüz burada, bakın. En az bir gözü hormonumuzun içerisinde bu şekilde bandırıyoruz. Daha sonra silkeliyoruz. Şimdi köklendirme ortamı olarak ne kullanabiliriz? Bir, burada gördüğünüz gibi torf kullanabilirsiniz. İkincisi perlit kullanabilirsiniz. Üçüncüsü ise yine pomza torf karışımını kullanabilirsiniz. %60 torf, %40 pomza olabilir. Ya da sevgili izleyiciler, ya da şunu da yapabilirsiniz. Torf ve perliti
yarı yarıya yani %50 oranında karıştırıp köklendirme ortamı yapabilirsiniz. Bunları temin edemiyorsanız güllerinizi kumda da köklendirebilirsiniz. Şimdi öncelikle çelikleri dikmeden önce köklendirme ortamımızın yani toprağımızı mutlaka sulandırmak gerekiyor. İyice suya doyurmak gerekiyor. Şu an biz bunları zaman kaybetmeyelim diye bu çelik işlemini hazırlamadan önce iyice suya doldurduk. Şu an bunlar gayet sulu bir durumda. Dikerken ne yapacağız sevgili izleyiciler? Sizlere ölçü olması açısından söylüyorum. Gözümüz buradaydı. Gözümüz buradaydı. Bakın yaklaşık parmağımızın enine doğru koyarsak bir parmak altından eğik kesiyoruz. Üzerinde de dikerken şu işlemi yapabilirsiniz. Gözün bir parmak üzerindeki kısmı elinizde tutun. Bakın şu şekilde tuttum ben. Neden burası önemli? Çeliğimizi buraya kadar toprağa dikeceğiz demek. Ne yapmam gerekiyor? Çeliğimi, dört gözlü çeliğin bir gözünü toprağa sokacağım ve nereye kadar? Elimle tuttuğum yere kadar. Bakın şu şekilde getiriyorum. Bastırıyorum. Elimin toprak seviyesine gelinceye kadar bastırıyorum. Evet. Ne oldu şimdi? Çeliğimizi diktik. Diktikten sonra hava boşluklarını önlemek amacıyla çeliğin etrafında hava boşluğu kalmasın diye ne yapıyoruz? Biz parmaklarımızla beraber bir ya da iki parmak fark etmez. Çeliğimizin etrafını iyice sıkıştırıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar bir üzerinden toprağınıza biraz daha su vermenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi dikkat edilmesi gereken husus şu. Bu işlemi evde yapıyorsanız kış aylarında biliyorsunuz evlerde nem düşük. Evlerde nem düşük olduğundan dolayı çeliklerimizin köklenmesi azalabiliyor. Onun için herkesin evinde fısfıs var. Fısfısla beraber evinizde bazı günlerde günde iki kez ya da her gün birer kez çeliğinizi bu şekilde mutlaka nemlendirin. Bu şekilde. Ondan sonra bunu yine camlarınızın önlerine yakın bir yere, ışık alan bir yere koyabilirsiniz. Köklenme için en ideal sıcaklıklar 18 ile 22 santigrat derece arasında sıcaklık. %80'in üzerinde de nem olması gerekiyor. Nemi de hem sulayarak hem de fısfısla sağlayabilirsiniz. Eğer sevgili izleyiciler, eğer evinizde ortam çok kuru ise o zaman şunu da yapabilirsiniz. Bakın ben bambu çubukları hazırladım. Siz daha ince bir şeyler de hazırlayabilirsiniz, çubuklar farklı şekilde. Üçgen şeklinde çeliğimizin etrafına bunları saplıyoruz. Bakın bu şekilde sapladık. Çeliğimizin nem kaybetmemesi için şöyle şeffaf bir poşete alıp buna böyle geçirebilirsiniz. Yani sera ortamını sağlayabilirsiniz. Bunu geçirdikten sonra şuralarından birkaç tane delik açabilirsiniz. Dolayısıyla hem çeliğimizin hava alması sağlanmış olur. Bu şekilde çelikleri diktikten sonra çeliklerin köklenmesi yaklaşık olarak bakım koşullarınıza göre 3 hafta ile 6 hafta arasında değişiyor. Yani evde bu şekilde odun çeliğini hazırladınız. Seranızda köklendirebilirsiniz. Evde uygun koşulları sağlayıp çeliklerinizi köklendirebilirsiniz. Ben çeliğimi diktim, bir hafta sonra köklenmedi, 10 gün sonra köklenmedi diye paniğe sakın kapılmayın sevgili izleyiciler. Çünkü güllerin zaten köklenmesi minimum 3 haftada sağlanıyor. Biz gülleri profesyonel olarak en az 3 haftada, 3 ile 6 hafta arasında köklendirebiliyoruz. Dolayısıyla sizin ev koşullarınızda ya da çoğaltma yaptığınız koşullarda çeliklerin de 3 ile 6 hafta arasında köklenmesi normal olacak. Dediğim gibi toprağınızın nemini sürekli takip edin. Arada bir üstten her gün bir ya da iki kez fısfıs ile çeliğinizi nemlendirin. Toprağınızda nem durumuna göre mutlaka, burada gün veremiyorum, nem durumuna göre bir günde bir olabilir, iki günde bir olabilir, mutlaka sulamanız gerekiyor. Sevgili izleyiciler, az önce odun çeliğini anlatmıştım size. Odun çeliğini biliyorsunuz sadece Kasım ile Mart ayları arasında yapabiliyorsunuz. Peki biz serada gül yetiştiriyoruz ya da bahçemizde korunaklı bir yerde gülümüz var. Yıl boyu çiçek açıyor, soğuklardan koruyoruz. Bunu nasıl çoğaltabiliriz derseniz onun da yöntemi var. Diğer yöntemde gülünüzün mutlaka çiçekli olması gerekiyor. Mutlaka çiçek açmasını bekleyeceksiniz. Bu kadar açmayabilir, rengini göreceksiniz. Bir, neymiş? Bitkinin mutlaka çiçekli olması gerekiyor. İki, gülün yaprağını yakından incelediğinizde bakın üst kısımlarında 1, 2, 3 parçalı yaprak var. 1, 2, 3 parçalı. Bunlardan üstünde 2 tane ya da 3 tane olabiliyor. Altlara doğru indikçe sevgili izleyiciler bakın burada bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprak var.
Bunlar bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü çelik yapacağımız zaman bu 5 parçalı yaprakları kullanmamız gerekiyor. 3'leri atmamız gerekiyor. Öncelikle sevgili izleyiciler, üstten itibaren bu 3 parçalı yaprakları kesip atmamız gerekiyor. Bu en kısa boylu bir çelik seçtim burada. Siz daha uzun alabilirsiniz. Bakın üçlü, üçlü, üçlü. Ne yapıyorum? Bunları kesip atıyorum. Nereden atıyorum? Bakın şuradan attım. Kestim. Elimde ne oldu? 2 yapraklı bir dal kaldı. Burada dikkat etmemiz gereken şu, bu yöntemde. Yapraklarımız ne olacaktı? Mutlaka 5 parçalı yaprak olacaktı. Yani her birinde 5 adet yaprakçık olacak. Burada da sevgili izleyiciler, alttaki gözden, bakın şimdi gözümüz bu, yapraklı. Bunun altından yine 1,5-2 santimetre altından ne yapıyorum? Eğik bir şekilde kesiyorum. Daha sonra kestikten sonra bu yaprağı da bakın böyle değil. Böyle aşağıya doğru değil. Yana doğru bu şekilde elimizle koparıyoruz. Daha sonra üstteki göze geliyor. Üstteki gözümüze geliyoruz. Üstteki gözümüzü de aynı diğer çelik yönteminde olduğu gibi yaprak burada bakın. Burada da bu yaprağın gözün yine dikenini de alayım size rahat göstermek istiyorum. Yine bu gözün, bakın gözümüz burada. 1 ile, yaprağı da geriye doğru alayım rahat görün. 1 ile 1,5 santimetre yukarısında ne yapıyorum? Yine eğik bir şekilde kesiyorum. Kestikten sonra eğer bu yaprak büyükse ve siz bu işi çok yapmak istiyorsanız, mesela bu yaprağımız büyük. Bunu böyle de dikebilirsiniz. Ya da birazdan göstereceğim, kes edebilirsiniz. Sonra diğer işlemimiz nereye giriyordu? Gözümüz buradaydı. Gözün hemen diğer tarafından, karşı tarafından geçip, burada hafif bir yara varmış zaten. Ne yapıyorduk? Şu şekilde kabuğu sıyırıyorduk. Bakın bu kadar sadece. Sadece kabuğu sıyırıyoruz. Kabuk sıyrıldıktan sonra ne yapıyorduk? Hormona daldırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın bu şekilde hormona, alt gözün mutlaka hormona batırılması gerekiyor. Bakın şu an hormona bandırdım. Dikimimiz aynı. Ne yapıyoruz? Şuradan mesafeyi ayarlıyoruz. En az zaten kesim noktamız bakın bir parmak. Yukarısından da en az bir parmak. Ve bu parmağı ölçü alarak, parmağın genişliğine doğru ölçü alarak dikeceğim. Nereye kadar dikeceğimi elimle işaretliyorum. Daha sonra köklendirme ortamı torf yine burada. Önceden mutlaka sulamanız, suya doyurmanız gerekiyor. Dikmemiz gerekiyor. Bakın şu şekilde. Diken varsa dikenlerini mutlaka yine almanız gerekiyor. Bakın elimin hizasına kadar ne yapıyorum? Torfa bandırıyorum. Bu işlemden sonra ne yapıyorum? Hava almaması için, hava boşluğu olmaması için dalımın etrafını parmaklarımla beraber sıkıştırıyorum. Mutlaka da sıkıştırmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra sevgili izleyiciler, evde bu işi yapıyorsanız fısfısı alarak, zaten bunu sulamıştık biliyorsunuz, tekrar hafif bir sulama yapabilirsiniz. Sonra bu çelik tipinde yaprakları kurutmamanız gerekiyor. Fısfısla beraber evde nem oranı düşük olduğu için ne yapabilirsiniz? Bunu sürekli bu şekilde nemlendirebilirsiniz. Günde 1 ya da 2 kez yapraklara bu şekilde ne yapmamız gerekiyor? Su püskürtmemiz gerekiyor. Aynı şekilde şöyle de yapabilirsiniz. Yine bambu çubuklarımızı dikip, yapraklı olduğu için bundan nem çok daha önemli. Evet, bu şekilde bambularımızı dikip poşetimiz vardı yine. Aynı şekilde tekrar göstermemek için ne yapıyoruz? Poşetimizi tekrar aşağıya kadar indiriyoruz. Yaprağı içine alacak şekilde tekrar bunu indirip ne yapıyoruz? Burada nemi muhafaza ediyoruz. Poşeti saksını şuraya kadar da indirebilirsiniz. Daha büyük poşetiniz varsa. Eğer saksının altına indirecekseniz, yani toprak seviyesinin altına indirecekseniz poşeti geçirdiğiniz zaman naylonda delik açmamız gerekiyor. En azından 4-5 tane delik açmanız gerekiyor ki yapraklarımız ve çeliğimiz hava alsın. Eğer yaprağınız çok büyükse ne yapabilirsiniz? Size bir ipucu daha. Bu tepedeki yaprağı şu şekilde, en uçtaki yaprağı bu şekilde kesebilirsiniz. Nasıldı? 5 yapraktı. 4'e de düşürebilirsiniz. Eğer yapraklarınız dar ve küçükse 5'li kalsın. Ama buradaki gibi yaprağınız büyükse bir tanesini alabilirsiniz. Eğer nemini iyi muhafaza edecekseniz, bakımını iyi yapacaksanız bu yaprağın da kalmasını tavsiye ediyoruz. Bu gül de yine 3 haftadan önce köklenmiyor bu çelik yöntemimizde. En az 3 hafta gerekiyor.
Diğer çelikte olduğu gibi bunun köklenmesi daha hızlı. İyi bakarsanız bunu yaklaşık 3 haftada köklendirebilirsiniz. Bakım koşullarına göre yine 3 haftadan 6 haftaya kadar bir sürede bu tip çeliği de köklendirebilirsiniz. Bu çelik tipinde en önemli husus, dikkat etmeniz gereken, yaprakları kesinlikle kurutmamanız gerekiyor. Gün içerisinde birkaç kez ne yapabilirsiniz? Fısfısla beraber poşetinizi kaldırıp, poşet kullanmayabilirsiniz neminiz iyiyse, ama poşet varsa poşetinizi de kaldırıp mutlaka bunları da bu şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Bu çelik tipi en önemli avantajı, yapraklar üzerinde olduğu için yapraklar besin üretiyor, ne yapıyor? Aşağıya doğru gönderiyor ve onun için köklenme daha hızlı gerçekleşiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı videonun altındaki yorum kısmına yazarak ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaştırabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenerek paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki video yayınlandığında haberim olsun istiyorsanız küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.